Ergün diler Masada Tansiyon Türkiye çok ilginç bir ülkedir. Sıkı sıkıya sarıldığımız pek çok değer aslında patenti dışarıda olan yabancı bir alışkanlıktır. Böyle çok örnek vardır. Defalarca yazmaya gayret ettim. Zaman zaman da isimler üzerinden aktardım. Zamanın derinliklerinden gelen ve orijinini tam olarak bilmediğimiz bazı önemli ezberler hayatımızı yönlendirir. Tepkilerimizi, duygularımızı, adımlarımızı belirler. Akıl devre dışı kalır. Sele kapılan yaprak gibi davranırız. Bazen bilmeyiz. Geçtiğimiz günde yazdığım gibi siyasetçilerin çoğu küresel denklemdeki karşılıklarını bilmez. Türkiye'de bunun çok örnekleri vardır. Yazılarımda siyasileri iki ana eksen üzerinden değerlendirmeye çalışıyorum. Bu bakış açısı dünyanın tepesindeki eğilimdir. En son Ekrem İmamoğlu'na siz küreselci misiniz diye sormuşlar. İmamoğlu da küreselci ne demek? Vallahi özüm belli, kişiliğim belli, yetiştiğim okullar belli, öğrendiğim yerler belli, öğretmenlerim, sınıf arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım o kadar referansım var ki diye yanıt verdi. Küreselci olmak ya da karşı ekolde yer almak kötü bir şey değil ki. Sadece anlatmak istediğim dünya üzerinde bu iki ekolün kavgasının yaşandığı. Olay bu. Küreselci anlayışın hızlı savunucularından Rifkin'i bulan Kemal Bey de belki aynı soruya aynı cevabı verecekti bilinmez. Ancak buna da şaşırmam. Küçük bir örnek vermek gerekirse Deniz Baykal CHP'nin başından bir operasyonla gitti. Yerine Kemal Bey geldi. Deniz Bey'i götürenler küreselciydi. Durum böyle olunca lider de partinin ekseni de değişirdi. Anlatmak istediğim de buydu. Ancak bunları konuşmayıp belli refleksleri kaşırsanız gerçeklerle buluşma imkanı ortadan kalkar. Bu da çok sık uygulanır bu topraklarda. CHP Atatürk'ün partisidir. Ancak Atatürk bugün hayatta olsa hangisine yakın olurdu? Kemal Bey'e mi, Deniz Bey'e mi? Devam. Gelin konuyu özetleyelim hem de açalım. Haziran 2023 seçimine giderken tansiyon çok artacaktı. Belki ıskalıyoruz ancak Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ülkenin rejimini ve dünya üzerindeki konumunu temsil etmektedir. Eğer bu iki konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değilse ve seçilen kişi statükoyu ana hatlarıyla sürdürecekse seçim büyük bir çatışmaya neden olmaz. Türkiye'nin rejimi ve dünya üzerindeki konumu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra belirlendi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da değişmedi, değiştirilmedi. Ancak 1960 darbesiyle türbülans başladı. Şimdi ise küresel bir dengenin oluşmadığı ancak bunun sancılarının yaşandığı bir evredeyiz. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri tansiyonu yüksek bir atmosfer meydana getirecektir. Çünkü potansiyel adayların kapladığı alan birbirine tamamen zıttır. Seçilecek ismin ideolojik tercihlerinden çok onu destekleyen gücün kimliği, niteliği ve hangi eksene yaslandığı önemlidir. Küreselcilerin ana vatanı olan Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla köşeye sıkışmışken, Türkiye'deki seçimlerin ağrısız sızısız geçmesini beklemek fazlasıyla iyimser bir yaklaşım olur. Altılı masa kurulduğu günden bu yana Erdoğan'a ve Devlet Bey'e karşı tutumunu gizlemedi. Avrupalı güçlere yakın duran masa, küreselci eğilimi bağrında taşıyıp Erdoğan'a karşı ittifak olarak pozisyon aldı. Her renkten partinin masada yer alma sebebi, küresel eğilimde buluşabilmeleriydi. Enerjiye, çevreye, paraya, bölgeye bakışları aynıydı. İdeolojilere takılmayın. Eski dengeler bozulduğu, yerine yenisi de tam olarak kurulamadığı için bu seçimler çok gergin geçecekti. Aylardır yazdığım gibi Avrupa altılı masanın ve çıkaracakları adayın sonuna kadar arkasında olacaktı. Olmak zorundalardı. Başka çareleri de yoktu. Cumhurbaşkanı olacak ismin sağcı ya da solcu olması, eşinin başörtülü olması, laiklik hassasiyetini taşıması gibi kişisel özelliklerin küresel ölçekte bir önemi yoktur. Önemli olan, dünya üzerinde çatışan taraflardan kimin yanında olacağıdır. Mesele de budur zaten. Bir örnekle devam edelim. Haziran 2017'ye gidelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını protesto etmek amacıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyordu. Mahkeme, Berberoğlu'nu, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamaktan suçlu buluyor, Kemal Bey de buna şiddetle karşı çıkıyordu. Burada hem CHP, hem Berberoğlu, hem MİT tırları, hem de Türkiye'nin dünyada kapladığı yerle ilgili çatışma vardı. Aslında sorun küreseldi. Ancak biz içerideki isimlere ve olaylara bakarak yol alıyorduk. Zaten hep böyle olurdu. CHP lideri partisini değiştirirken, yeni bir ruh verirken, Deniz Bey'i ve arkadaşlarını tasfiye ederken, küresel anlayışın kalesi olan Almanya'ya yakınlaşmayı doğru hamle olarak görüyordu. Lider bunun için liderdir zaten. Bu son derece doğal küresel anlayışa uzak olmasa da İmamoğlu da Akşener'de bu anlayışa İngiltere üzerinden katılmaktaydı. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu için günlerce yollarda kalıp gece gündüz yürürken İmamoğlu için bir adım bile atmıyordu. Grup toplantısına davet etse de kürsüye çağırıp tek kelime söylemesine izin bile vermiyordu. İmamoğlu da arkasına aldığı güçle yürümeye devam ediyordu. Kemal Bey'e yakın iki gazeteye yani Cumhuriyet ve Sözcü'ye konuşuyor, "Kürsüye çıkamazsam manşete çıkarım." diyordu. Bir de kendisi hakkında açılan davaları yürüyeceği yolda yakıt olarak kullanmaya başlamıştı bile. "Sık sık yazdıklarım gerçek oluyor. Avrupa'da rengini belli etmeye başlıyordu." İmamoğlu için konuşan isim sayısı her geçen gün artıyordu. Mahkemenin İmamoğlu için verdiği ceza ve siyasi yasak kararından sonra Alman vekiller de sahaya indi. 78 milletvekili tarafından imzalanan metinde İmamoğlu'na yönelik her türlü baskı kınandı. Yani Avrupa tümüyle Erdoğan karşıtı bir pozisyon alacaktı. Muhtemelen Kemal Bey'e Almanya bile dur diyecekti. Önemli olan yaşattıkları ruha uzak olmayan bir ismin tepede bulunmasıydı. Ya Rifkin'e, Merkel'e, Derin Almanya'ya ve AB'nin ruhuna uygun bir elbise biçilecekti ya da Avrupa'nın kabusu olan NATO'ya mesafeli bakan, Rusya ile bölgeyi kontrol eden bir güce dönüşen Türkiye'ye yerel motiflerden oluşan yeni bir tasarım gerekecekti. Haziran 2023 buydu. Değişim kapıda olduğu için sancı da büyük olacaktı. Yeni Zelanda'da yaşamıyoruz neticede. Bekleyelim, görelim. Ergün Diler, Takvim Haşmet Babaoğlu Fena Okumuş olmak zor. Yığınların gündelik harala gürelesi içinde kaybolup gitmek yerine. Ne oluyor yahu diye merak edip dünyaya kulak kabartmak zor. Ya dön baba dön aynı klişeleri fikir sanacak kadar sersemleyeceksin ya da korku tüneline sokulacaksın. Nüfus fena artıyor, bu gidiş gidiş değil diye söylenip duracaksın mesela. İklim kötü diyeceksin, etrafındaki çocuklara yakın bir zamanda şu sahiller su içinde kalacak, dağlara kaçılacak diye dehşet hikayeleri anlatacaksın. Böyle programlanıyorsun çünkü ve farkına bile varmıyorsun.'' Bak şimdi nereden nereye. Henüz 1960'ların sonları. Okumayı çok seven bir çocuğum. En keyifli anlarımdan biri de Kadıköy çarşısındaki French Amerikan kitap evine bir koşu gidip varlık cep dergisi almak. Sonra odama çekilip saatler boyu okuyordum. Mesela dünya nüfusunu azaltma fikrinin babası Roma Kulübü henüz yeni kurulmuştu ve cep dergisi sürekli onlardan bahsediyordu. Okudukça uykularım kaçıyordu. Yeryüzü ağır bir balon gibi üzerime yüklenip nefesimi tıkıyordu sanki. Bir de Herman Kahn gibi fütüristler vardı dergide. 10 yıl içinde petrol bitecek diyorlardı. Her akşam aile sofrasında bu konuyu açıyordum. Bütün işin gücün arabalar ama çok az kaldı, hepsi çöp olacak diye çok bilmişlikler yapıyordum. Hep böyle sürdü. Biz gelecekten korkarken seçkinler Palazlandıkça palazlandı. Soğuk Savaş bitti, korkutmaları bitmedi. Geleceğe dair büyük korku ve tehditlerin arkasına kendi iktisadi ve politik devrimlerini, finansal ve kültürel cambazlıklarını sakladılar. Şimdi de iklim değişimi patırtısı yetmiyormuş gibi fazla nüfus tehdidini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Dikkatle bakın, fark edeceksiniz. Ergenlik çağındaki çocukların hepsinin beyni bu konuda yıkanmış, azaltılmaya boyun eğmelerine ramak kalmış gibiler. Oysa asıl korkulacak şey nerede biliyor musunuz? Hep sorun olarak yoksulluğu konuşuyoruz. Teoriler, projeler ve diğerleri. Ya sorun zenginlikse? Var mı bunu konuşmaya cesaretimiz? Haşmet Babaoğlu Sabah